yeniden başlıyor dedik. Şu an öyle bir durum söz konusu. Hemen Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'ya dönelim ve oradaki son gelişmeyi bize aktarsın. Gülçin, beni duyabiliyor musun? Şimdi duyuyorum. Şu anda da aslında o alevlerin yükseldiği noktayı göstereyim size. Çünkü biraz önce yayında demiştim ki bakın buradaki o beyaz evin tepesinden aşağıya doğru inebilir demiştim. İşte aynı şey oluyor. Bakın bir anda her şey olup bitiyor. O alevlerin nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Rüzgarla birlikte kuvvetlendi. Aşağıya tam anlamıyla inmesi an meselesi. Zaten sırtı yandı. Siyah bir duman, gri bir duman etkili. Buradaki yerleşim yerleri büyük bir zarara uğradı. Hisarönü aslında günlerdir yanıyor. Zirvesi yanıyordu. Bu zirveden yavaş yavaş günden güne aşağıya doğru ilerledi alevler. Ve sabahleyin aslında burada daha dingin bir hava vardı. Bu noktada zaman zaman yardım ekiplerinin de ikmal yaptığı bir noktaydı. Hayvanseverlerin burada hayvanlara aslında yardımcı olduğu bir noktaydı. Ama işte şu anda büyük bir panik havası hakim tüm bu noktada Hisarönü'nde. Hisarönü'nün hemen aşağıda plajı var ki orada oteller var. Oradaki tesisleri de tehdit eden bir duman bu. Zaman zaman aslında yerleşim yerlerini bu denli tehdit edince bu bölgede sakinler ve tatilciler boşaltılıyordu. Helikopterler zaman zaman helikopter desteğiyle denizden aldıkları suyu buraya getirdiler ama gördüğünüz gibi bu elektrik direklerinin de olduğu noktada onların da yanması an meselesi. Bu bölgede gerçekten büyük bir kaos hakim şu anda. Marmaris'te etkili olan noktalar aslında daha çok zirvelerdeyken artık şu anda tamamen Hisarönü'nde özellikle karaya inmiş durumda. Yeşil alan şu anda yok oluyor. Gözlerimizin önünde bir anda o yeşil alanın silindiğini, resmin, fotoğrafın solduğunu görüyoruz, tanık oluyoruz. Karada ekipler var. Özellikle yerleşim yerlerinin tehdit de uğramaması açısından da o bölgede büyük bir uğraş var. Bakın yolu da göstereyim bir taraftan. Çünkü siyah duman hemen yukarıdan güneşi de kapatarak hemen aşağıya doğru, plaja doğru ilerliyor. Kül yağıyor. O taraftan gelenler var. Yukarıda bölge sakinleri, özellikle köylüler boşaltılmıştı ve artık yeri gelmeyecek bu ağaçların yetişini gözyaşlarıyla izlemişlerdi. Bakın hemen tepeyi nasıl esir aldı. Hemen aşağıda yerleşim yerlerinin artık dibinde o kadar alevler yakın. Bir parlıyor, dumanlar köpürüyor. Nasıl anlatsam bunu? Yani beşinci gün oldu. Zirvedeki o yangını duman tüterek zaman zaman rüzgarın esmesiyle, alevlerin yükselmesiyle izledik ama işte bakın boğucu bir ortamın içerisindeyiz. Kül yağıyor, merkeze kül yağıyor. Marmaris'in Hisarönü ve plajlarını da etkileyen bir durum var. Bakıyorum gönüllüler hemen koşturuyorlar. Bu alanı terk etmeye çalışıyorlar kimisi. Jandarma, trafik ekipleri de özellikle yolu açmaya çalışıyor. Yolun açılması yardım ekiplerinin gelmesi için de çok önemli. Bakın insanların kaçtığına tanık oluyorum. Kül yağıyor buraya. Duman kapladı. Yani göz gözü görmüyor. Dumandan göz gözü görmüyor. Gerçekten kelimelerle aslında artık ifade edebilecek bir durum yok. Arkadan geliyormuş gibi ve bizim de aracı almamız gerekiyor. Bakın alevler çok tehlikeli bir şekilde ilerliyor. Marmaris'te Hisarönü mevkiindeyiz. Selimiye Bayır'a kadar uzandı. Oradan o bölgeden tankerlerin gittiğini görüyorum. İtfaiye ekipleri gidiyor. Güvenliğimiz için çok fazla yakınına girmememiz gerekiyor. Çünkü yangın cesurluğu kaldırmayacak bir durumda. Yani cesaretli olabilirsiniz ama bir anda oradan bu tarafa doğru gelebilir. O yüzden kül yağan bir ortamda kendimizi güvenli bir noktada hissedebileceğimiz alanda kalmalıyız. Peki. Kül yağıyor. Gülçin. İnanamıyorum. Yani alevlerin bu denli böylesine dinginken bir anda kontrolden çıkması ancak hava şartlarıyla özetlenebilir. Kuru bir sıcak yolu da hakim aldı. Maalesef ne yazık ki yolu da hakim alan bir duman söz konusu. İçler acısı bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani siyah duman öylesine etkili ki herkes kaçışıyor. O noktada zannediyorum büyük bir tehlike var. Büyük bir tehlike var ki alevler oraya kadar geldi. Belki araçlar
Yol etkilendi şu anda. Yol etkilendi. Büyük bir panik yaşanıyor. Kaos yaşanıyor. Yaklaşmamamız konusunda da uyarılıyoruz. Bir an önce bu alanı terk etmek gerekiyor. Mustafa Kemal Kırık bu tarafa, helikopterleri görüyorum. Bu tarafa, arkaya doğru, arkaya doğru yayını yapalım. Geriye geriye. Geriye geriye yayını yapalım. Geriye geriye yayını yapalım. Canımızı tehlikeye atmadan geriye geriye yayını yapalım. Evet. Yoğun duman. Gidelim. Bakın kazmalarla, küreklerle insanlar geliyor. Bir anda kontrolden çıktı. Çünkü yamaçtaydı, yamaçtaydı alevler. Yamaçtan aşağıya kadar uzandı. Çember iyice daraldı. O çember daralınca alevler kontrolden çıktı. Yani göz gözü görmüyor. Büyük bir duman var. Hisar önünde kontrolden çıktı. Önümüz arkamız duman. Önümüz arkamız duman. Bir an önce burayı terk etmemiz gerekiyor. Kelimelerle anlatacak bir durum söz konusu değil. Hisarönü'ne yardım gerekiyor. Hisarönü'ne yardım gerekiyor. Üzgünüm, yayını bu noktada bir nebze de olsa noktalayacağız. Bakın, inekler kaçırılıyor. İnekler kaçırılıyor. Sağ tarafta yanıyor. Of. Hisarönü kontrolden çıktı. Cehennemi yaşıyorum. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe, lütfen siz de canınızı tehlikeye atacak yerden kaçın. Lütfen siz de dikkat edin. Hakikaten bu yangınla mücadele devam ederken bu görüntüleri bizimle paylaşırken basın mensuplarının çektiği zorlukları da görüyoruz, ekranlarınıza yansıyor. Hisarönü köyünü alevler sarmış durumda. Yamaçta başlayan yangın yola kadar indi, hatta yolun diğer tarafına sağlı sollu yanmaya başladı. Bu yangınla mücadele devam ederken az önce arkadaşımız Gülçin oradaki son dakika gelişmesini aktarırken görüntülerin ne kadar büyük bir yangına sebep olduğunu ve ne kadar çarpıcı ve ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. Biz de burada izlerken tüylerimiz diken diken oldu. Şimdi Gülçin'i biraz dinlendirelim. Orada çünkü onların da canı kıymetli ve tehlike altındalar. Basın mensuplarının da işi hakikaten gördüğünüz üzere çok zor. Gülçin'i dinlendirirken Ozan'a dönelim. Ozan Kelleci ile konuşuyorduk. Hisar önündeki son dakika gelişmesine dönmeden önce. Ozan, bıraktığın yerden devam et. Orada Antalya'da son durum ne? Sen de aktar lütfen. Ceren Bektaş Atuk, Gülçin Ayçi ve Mustafa Kemal Kiriu, biz burada görüntülerini Özde Öztürk'le birlikte izledik. Bizim de tüylerimiz diken diken oldu. Oradaki yangın aslında burada da devam ediyor. Şehirlerimiz tehlike altında olmaya devam ediyor. Ormanlarımız da hala yanıyor. Siz aslında yayını kestikten birkaç dakika sonra artık dumanlar daha da yükselmeye başladı. Kızıldağ köyünün, artık Kızıldağ mahallesinin ormanlık alanına doğru yaklaşmış durumda. Yaklaşık 3-4 dakika içerisinde aslında bir anda seyir değiştirdi rüzgarda. Şu an rüzgarın seyrini değiştirdiğine de net bir şekilde şahitlik ediyoruz. Dediğimiz gibi Kızıldağ mevkisine artık çok yaklaştı, ormanlık alanına doğru ilerlemeye devam ediyor. Artık bu noktayı geçerse Karabucak köyüne kadar gidebilir. Hemen 30-35 kilometre arkasında da artık Isparta ilinin sınırlarına kadar yaklaşmış durumda. Orada arazözlerin olduğu bilgisini aldık. Oradan ekipler müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. Su tankerleri o noktalara sevk edildi. Orman işçilerinin yoğun bir şekilde orada olduğunu söyleyelim. Ekiplerin artık çabaları doğrudan bu yöne yönelik. Buradan, çünkü rüzgarın yönünü de hesaba katarak aslında değişiyor ama ekipler bir şekilde orayı kontrol altına
almaya çalışıyorlar. Mahalleyi teğet geçtirdik. Yalnız Ağaç Mahallesi'ni ekipler de mahalleyi tahliye etmediler. Çünkü hemen arka tarafındaki ormanlık alandan devam ediyordu. Yangını kontrol altına alamasalardı artık köyü en azından korumaya çalıştılar. Dediğimiz gibi sadece ormanlık alanlarımız...